Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve çevresindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye ise bu bölgede KYB'yi terör örgütü PKK ile temasını kesmesi konusunda uyarıyor. Soru şu. Bölgedeki son durum ne ve KYB'nin Türkiye'nin uyarılarına dikkate almaması ileride hangi sonuçlara yol açabilir? Yanıtlar haberde. Süleymaniye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye uyardı ancak KYB gerekli önlemleri almadı. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye başta olmak üzere Mahmur, Kandil ve Sincar'daki varlığını artırdı. KYB'nin bu olumsuz tavrı karşısında Ankara'nın duruşu net. Geçtiğimiz dönemlerde hep şunu söylüyorduk. KYB PKK'yı kullanıyor. Ama şu an itibariyle PKK'nın artık yavaş yavaş KYB'yi kullanan bir süreç ortaya çıkartmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'nin uyguladığı askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar etkisini gösterdi. Süleymaniye Havalimanı'nda uçuş trafiği en az %40 azaldı. Kargo taşımacılığı alanında aylık 10 milyon dolar tutarında zarar meydana geldi. Türkiye terörle mücadelede bütüncül bir yaklaşımla hareket ediyor. Sadece Irak'ın kuzeyinde operasyonlar düzenlemiyor. Aynı zamanda terör örgütlerine destek verenlere de hem siyasi hem de ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Uzmanlar bu kapsamda Süleymaniye'ye uygulanan uçuş yasağının hem bölgedeki PKK varlığına hem de KYB'ye yönelik tepkileri arttırdığına dikkati çekti. KYB-PKK ilişkisi bölgede günlük hayatı da olumsuz etkiledi. PKK'nın aktif olduğu yerde... Protesto gösterileri devam ediyor. Bu bütün hem sosyal hayatı hem siyasi hayat hem ekonomik hayatta etkileyici bir faktör. Uzmanlar KYB'nin Türkiye'nin uyarılarına dikkate almaması halinde daha ağır bedeller ödeyeceğini vurguluyor. KYB, PKK ile bu ilişki tarzından vazgeçmediği sürece bu yaptırımlar artacaktır.